Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tekrar bizi bir araya getirdiği için Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. En mühim meselelerden biri, bahsedilen en mühim meselelerden bir tanesi, Allah Teala'nın bize verdiği nimetleri hatırlamak. Allah Teala ne tür nimetler vermiş, bu nimetleri hatırlayıp bu nimetlerin kadrini bilmek ve buna göre de şükrümüzü eda etmeye gayret etmek. Her şeyden önce Allah Teala bizi insan olarak yarattı. Sonsuz hamdü senalar olsun, akıllı mahluk olarak yarattı. Ve bu aklı vermesiyle de bize mükellefiyet verdi. Yani Allah Teala'nın ismini yüceltmekle alakalı güç, kuvvet verdi. Bizi yaratılışta buna kabiliyetli kıldı. Yani bizim fıtratımız, insanların fıtratı nasıl? Allah Teala'yı bilip tanıyacak şekilde yaratıldı. Kedinin, köpeğin veya mikropların, virüslerin öyle değil, fillerin öyle değil. Onlar nasıl yaratıldıysa o yaratıldığı üzere, o fıtrat üzere devam ediyor ama biz bu hayvani vasıflarımız bir tarafa, bir de birbirimize muameleyi, bizi yaratanı tanımayı bu kabiliyet üzere dünyaya gelmişiz. Bundan dolayı da Allah Teala sonsuz hamdü senalar olsun. Elindeki nimetin kadrini, kıymetini bildi ve Allah Teala'nın verdiği nimette de kanaat ettiyse, kendi haline şükredebildiyse ona da kanaatkar deniyor. Kanaatkar. Elindeki nimetle yetinen. Yani hırs yapmayan. Şimdi başka hayvanlara baktığımızda, kediye, köpeğe vesaireye, ne yapıyor köpekler? Kemik veriyorsun önüne. Fazlasını gidiyor, gömüyor bir tarafa. Değil mi? Fazlaca oburluk yapmıyor. Doyduysa ondan sonra yok. Aslanlara bakıyorsun, haftada bir avlanıyor. Ya da iyice güçten, kuvvetten, takatten kesildiği ana kadar, sonra ihtiyacı kadar yiyor. İhtiyacı kadar. İnsana bakıyorsun, iman etmediği müddetçe hayvandan daha beter surette istilacı. Bir tane aldıysa yanına bir tane daha istiyor, öbürünü de istiyor, berikini de istiyor. Midesi patlayıncaya kadar da yiyor, doymak bilmiyor. Öyle mi? İşte 100 metrekare tarlası var. Bunu 150 metrekareye çıkarmak için 1 hektarlık ormanı yakabiliyor. Niye? Hırsından dolayı. Kendi Allah Teala'nın ona verdiği nimetle yetinmeyip daha fazlasını istediğinden dolayı. İşte bizim hayatımızda bize yön verecek en mühim hadiselerden biri kanaat etmek. Allah Teala'nın bize verdiği nimete razı olup onun gereği gibi hareket etmek. Bir gün İbrahim bin Edhem rahmetullahi aleyh Belk sokaklarında yürüyorken onun haline bakmış, şöyle kıyafetine bakmış adamın bir tanesi. İşte birkaç dirhem sadaka vermek istemiş. İşte ey derviş demiş, buyur benim zekatım. İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle yüzüne bakmış. Demiş ki ben fakirlerden zekat almıyorum. O ne demek efendim demiş, ben fakir değilim, ben işte evim var, arabam var, bağım var, bahçem var, atlarım var, develerim var, şöyle böyle köşklerim var. Demiş mesela 3 köşkün varsa, 3 köşkün mü var? Evet, 3 köşkün. Bir tane daha istemiyor musun? Tabii isterim efendim demiş. Peki işte 5 tane diyelim ki cins atın var. Şimdiki tabirle güzel araba diyelim, spor arabanın var. Bir tane daha ister misin? İstemez miyim efendim? Siz dua edin. Allah 2 tane birden versin, 5 tane birden versin. Ne dediyse ona dua edin, bunu da versin, bunu da versin. Dua edecek zannediyor adam. Fakirun,
Küllü zî hırsin ganiyyun. Küllü men yakna'. Hırs sahibi kimler varsa onlar fakirdir. Muhtaçtır. İhtiyacı bitmemiştir. İhtiyacı bitmeyen de değil mi? Gözünü hırs bürümüş. Isparta'yı bana verdiler. Ben diyorum ki Konya da benim olsun. Hadi Konya'nın da bir kısmını veriyorlar. Hayır diyorum. Bir de Antalya'yı istiyorum. Şurayı da istiyorum. Bunu da istiyorum. Değil mi? Allah Teala bir imkan veriyor. Daha fazlasını istiyorsun. Daha fazlasını. Sonra elimizden bir miktar gitti. Aynı af buyurun eşekler gibi aç kaldığında da feryat figan ediyorlar. Doyduklarında da anırıyorlar. Şehvetleri galebe çaldığında da anırıyor. Her hal ve kârda anırıyor. Biz de ondan beter olmuşuz. Allah korusun. Vezkürû iz entum kalîlun mustada'fûne fil ardı tehâfûne en yetekattafekumun nâsu feâvâkum ve eyyedekum binasrihi ve razakakum min at-tayyibati leallekum teşkurun. Bu Allahu alem Uhud veya Hendek Savaşı zamanında o civarlarda Medine'de nazil olmuş ayetlerden bir tanesi. Bugün bu ayeti kerimenin manasını önümüzdeki haftaya kadar tefekkür etmek üzere onunla bitirelim. En güzel kavl Allah Teala'nın, en doğru kavl Allah Teala'nın sözüdür. İbret alınacak. En azından manasını bir hafta boyunca düşünelim, tefekkür edelim. Vezkuru iz entum kalilun mustada'fune fil ard. Müslümanlar ilk zaman Medine'ye gelmeden önce, hicret etmeden önce neydi? Zayıflardı. Yani hem yeterli beslenemediği için vücut olarak zayıftı, hem de kâfirler, düşmanlar onlara eziyet ettiği için, müşrikler onlara eziyet ettiği için zayıftı. Yani ellerinden tutacak kimseler yok, ellerinde büyük nimetler yok. Şimdi öyle değil mi? Cebinde paran yoksa, dayın, emmin yoksa sağda solda iş yapman, iş görmen çok zorlaşıyor değil mi? O zaman daha beter düşün. Sahabe-i kiramdan, Müslümanlardan, ilk Müslümanlardan birçoğu İnsanların yiyeceği ekmeği bulamıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Develerin ya da diğer hayvanların yediği otları ya da ağaç kabuklarını alıyorlar veya köseleyi, ayakkabı için kullanılacak deriyi kaynatıyorlar, onun suyunu içiyorlar. Öyle beslenmeye çalışıyorlardı. Mustad'afune fil ard. Tehafune en yetekattafekumun nas feâvâkum ve eyyedekum binasri. Sonra Allah Teala onları nusretiyle teyit etti. Nusretini göndereceğini beyan etti. Gönüllerine güzellik verdi, refah verdi, ferahlık verdi. Sonra kuvvetli oldular. Hele hele Bedir Savaşı'ndan sonra, Bedir Savaşı'nda nasıldı? 1/3 kuvvet. Yani bedeni kuvvet olarak da 1/3'di. Silah kuvveti olarak da 1/3'di. Sayı olarak da 1/3'di. Kafirlerin içerisinde hep böyle, şimdi görüyoruz ya, bazen geliyorlar böyle vücut çalışanlar falan, böyle kocaman pazılar, iri yarı insanlar, Herkül gibi kaldırıp indiriyorlar falan böyle. Kafirler hep böyle, müşrikler böyleydi. Müminler yeterli beslenemedikleri için zayıf, çelimsiz görünüyorlardı. Çoğu 3 gün, 4 gün ekmek bulamıyordu ve Yasin suresini okuyup, bir rivayete göre 7 Yasin okuyup karınlarına 3 gün, ilk 3 gün bir taş bağlıyorlar. Bir rivayette de 7 gün idare ediyor. İkincisinde bir taş daha bağlıyorlar. Böyleydi. Bu haldeydi. Sonra Allah Teala nusret verdi, galibiyet verdi, kuvvet verdi. Yine eski kuvvetlerini elde ettiler. Yine tefekkür edelim diye söyleyeceğim. Mekke döneminde birçokları bütün ticari malını, mülkünü Mekke'de bıraktı, Medine'ye hicret etti. Belli bir zaman sonra ne oldu? Tekrar ticaret yapmakla yine para kazandılar, yine kervanları oldu,
yine dünya ticaretine yöneldiler. Global ticareti ilk yapanlar sahabe-i kiramın o zatlar. Çin'den Avrupa'ya, Afrika'ya, Hindistan'a, her tarafa kervanlar gönderiyorlar. Buradan baharat alıyorlar, buradan ipek alıyorlar, buradan kağıt alıyorlar, buradan başka bir şey. Onu oraya, onu oraya iletiyorlar. Hem nakliyesini yapıyorlar, hem ticaretini yapıyorlardı. Bir anda zenginlediler. İşte Allah Teala ayet-i kerime de uyarıyor. Allah Teala'nın verdiği nimeti her an aklınızda tutun. Hangi nimetleri verdi? Şimdi biz de şöyle bakalım. Yakın tarihimize bakalım. Nasıldık, ne olduk? Nasıldık, ne olduk? 1984 tarihinde okul gezisine gittik. Ege bölgesine. Kıştan yeni çıkmıştı. İşte Mart ayı falan gibiydi. Kıştan yeni çıkmışız. Daha turistler gelmeye başlamamış. Bodrum, Kuşadası, Milas, oraları dolaştık. Bodrum olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam. Orada tarihi bir cami var merkezinde. O camiye İmam Hatip öğrencisiyiz. Hepimiz İmam Hatip öğrencisiyiz. 36 veya 46 kişi var otobüste. Öğretmenler dahil. 3 kişi sadece namaza gittik. 3 kişi gittik. İmam vardı. Ezan okunduğu saatte. İmamın arkasında bir adam vardı. Sakal bıyık yok. İhtiyar olduğu belli. Fötörünü de imamın yanına koyuvermişti. Fötör şapkalar var ya. Bizim hemşerinin gösterdiği şapka. O şapkadan kenara koymuştu. Tek bir tane cemaat arkasında durmuş. Biz içeriye girdik, sünneti kıldık. Ondan sonra içimizden bir tanesi kalktı, kâmet getirdi. Namazdan sonra o fötörlü adam gözlerimizden öptü. Maşallah dedi, siz nereden geliyorsunuz? Siirt'ten mi, Bitlis'ten mi? Yok dedik, biz Isparta'dan geliyoruz. Isparta Ege bölgesine en yakın, İç Anadolu ile Akdeniz'in, Ege'nin birleştiği noktadadır. Yani Orta Anadolu'nun güneyinde güzel bir yer. Yani bu batıcılık, batıllık depreminin yıktığı bölgelerden biridir. Siz nasıl olur da oradan mı, uzaydan mı geldiniz diyor. Adam çok şaşırdı, gözlerimizden öptü. Ya Türkiye'de böyle insanlar var mı dedi. 2008-2009 gibi orada bir işimiz var. Bir kardeşimizle beraber gittik. Aynı camiye. Akşamla yatsı arasında ezan okunmuştu. Cemaate yetişemedik. Trafik çok kalabalıktı. Girdik, camide en az 40-50 kişi vardı. Bu tarafta risale okuyan, bu tarafta işte zikir yapan, bu tarafta rabıta yapan, bu tarafta ders yapan, bu tarafta kitap okuyan bir sürü insan vardı. Genç hepsi. Kapri pantolonları olan da var. Güzel giyimli olan var. Takkeli var, takkesiz var. İşte her türlü kılıkta gençlerden bir sürü namaz kılan vardı. Şimdi 80 küsürde nasıldı? Çok çok eskiye gitmeye gerek yok. 2000 küsürde nasıl oldu? Bu bir. İkincisi, bizim çocukluğumuzda ehbapların arasında arabası olan ya 3 ya 4 kişi vardı. Bizim de en büyük hayalimiz, Üstad Rahmetullahi Aleyh şehir dışına sohbetlere sık sık giderdi. Özellikle Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya, işte Burdur'a vesaire giderken bizim dostların arabasıyla gitsin diye dua ederdik. Yani birilerinin işi çıksın da İstanbul'a veya Ankara'ya üstadı götürsün, yorulmasın, işte özel arabayla gitsin. Bizim bütün hayalimiz buydu. Şimdi altımızda son model arabalarla oturduğumuz yerden kalkmıyoruz. Allah için bir adım atmıyoruz. Yine gençler vardı, dışarıdan gelenler. Mesela Malatyalı arkadaşlarım vardı. Allah onlara da selamet versin. O zaman okulda okuyorlar, ceplerinde para yok. Bir taraftan çalışıyorlar, bir taraftan okuyorlar Malatya'da. Buraya sadece gelebilecek parayı bulurlardı. 15-20 günde bir veya 2 ayda bir buraya gelmeye gayret ederlerdi. Nöbetleşe gelirlerdi. Yani bu harçlığını biriktirir, bu arkadaşını gönderir, öbür harçlığını biriktirir, bu arkadaşını. Şimdi
Maşallah hepimiz maaş sahibi, maişet sahibi olduk. Ceplerimiz doldu, altımızda arabalar oldu. Allah için iki adım atmaya güç bulamıyoruz. Fakirleştik, evet. Ama nimet bulamamaktan değil, gelen nimetin kadrini bilemeyip kanaatsizlikten dolayı fakirleştik. Allah Teala hepimize gerçek manada zenginliğimizi hissedip ona göre davranmayı nasip etsin. Kanaat sahibi olup da zenginleşenlerden iman zenginliğini, İslam zenginliğini hem vücuduyla, bedeniyle, hem hareketleriyle, fiiliyle, ahlakıyla gösterenlerden eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.